En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Aralık 2022, ben Ferhan Köseoğlu, yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da 2023'te emekliye kira yardımı müjdesi geldi, detayları paylaşacağız. Avrupa'da akaryakıt ücretleri yeniden uçuşa mı geçiyor? Rusya yeni bir petrol kısıtlaması kararı aldı. Bu karar Avrupa Birliği ülkelerini nasıl etkileyecek? Birazdan gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da korona kısıtlamalarının tamamen kaldırılması gündemde. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Bugün çok özel de bir bağlantımız olacak. Kutsal topraklara uzanacağız. Bu konuyla ilgili canlı yayınımızda birazdan başlayacak. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camia'da gündem başlıyor. Almanya korona önlemlerini kaldırmayı tartışıyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, FDP'li politikacıların koronavirüs önlemlerinin kaldırılması taleplerine karşı çıktı. Bakım evlerini örnek gösteren Sağlık Bakanı, risk altında olan kişilerin korunması gerektiğini söyledi. Şimdi detaylara bakıyoruz. Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları tartışmaları yeniden başladı. Virolog Christian Drosten'ın koronavirüs salgını bitti açıklamalarının ardından FDP'li politikacılar önlemlerin son verilmesini talep ederken Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach frene bastı. Lauterbach bir soru üzerine klinikler dolu, personel aşırı çalışıyor, aşırı ölüm oranı yüksek ve kış henüz bitmedi. Tüm tedbirlerin derhal sona erdirilmesi pervasızca olacaktır, dedi. Drosten, koronavirüsün bir pandemi olarak sona erdiğini söylemişti. Bu kış SARS-CoV-2 ile ilk endemik dalgayı yaşıyoruz. Benim tahminime göre bu pandeminin sona erdiği anlamına geliyor, açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Lauterbach, Drosten'in koronavirüs dalgalarının endemik duruma geldiği konusunda haklı olduğunu belirtirken, ancak salgında dalgalar nüfusun sadece bir kısmını etkiliyor. Bununla birlikte özellikle risk altında olan kişilerin korunması gerekmektedir. Örneğin, bakım evlerinde maske kullanmak suretiyle bu mümkün olur, dedi. Drosten'in açıklamalarının ardından Federal Adalet Bakanı ve Federal Meclis Başkanı Yardımcısı gibi FDP'li siyasetçiler önlemlerin derhal sona erdirilmesini istedi. Almanya'da enfeksiyon koruma yasasına göre 7 Nisan 2023 tarihine kadar toplu taşıma araçlarında seyahat ederken hastaneler, yaşlılar ve bakım evleri veya doktor muayenehaneleri gibi belirli tesislere girerken maske takma zorunluluğu gibi koruyucu önlemler öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak batılı ülkeler tarafından kabul edilen fiyat sınırlamasına uyan ülke ve şirketlere petrol satışını yasaklayan bir kararname yayınladı. Bu ülkeler arasında Almanya ile birlikte tüm Avrupa Birliği ülkeleri de bulunuyor. Son haftalarda akaryakıt fiyatlarının bir nebze olsun ucuzladığı Avrupa'da Rusya'nın aldığı bu kararın yeniden fiyatlara zam furyasını başlatmasından korkuluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak batılı ülkeler tarafından kabul edilen fiyat sınırlamasına uyan ülke ve şirketlere petrol satışını yasaklayan bir kararname yayınladı. Kararnamede, Rus petrol ve petrol ürünlerinin yabancı tüzel ve gerçek kişilere tedariki, bu tedariklere ilişkin sözleşmelerin doğrudan veya dolaylı olarak tavan fiyat kullanması halinde yasaklanmıştır, denildi. Buna göre tavan fiyat uygulayanlara ham petrol ihracatı 1 Şubat'tan itibaren yasaklanacak ve yasak 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacak. Ancak petrol ürünlere dair yasağın tarihi en erken 1 Şubat olmak üzere hükümet tarafından daha sonra belirlenecek. Kararnameye ilişkin açıklamada yasağın münferit durumlarda Putin'in özel kararıyla kaldırılabileceği belirtildi. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini %5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti. Almanya'da 2023'te emekliye kira yardımı müjdesi geldi. Almanya'da emekliler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ortalama 190 euro daha fazla kira yardımı alacaklar. Gelir sınırının yükseltilmesi sonrasında 1500 euro brüt emekli maaşı alan bir emekli de artık kira yardımı alabilecek. Almanya'da emeklilere ek kira yardımı müjdesi geldi. Hükümetin yaptığı yeni düzenlemelere göre Almanya'da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yaklaşık 700 bin emekliye ek kira yardımı alma imkanı getirildi. Emeklilere ek kira yardımı artışı alınan maaşa göre ortalama olarak 190 euro olarak gerçekleşecek. Mevcut durumda 180 euro kira yardımı alan bir emekli yılbaşından itibaren 190 euroluk artışla 370 euro kira yardımı alacak. Daha önceleri 1500 brüt emeklilik maaşı alan ve aylık kirası da 500 euro olan emekliler kira yardımı alamazlarken, şimdi kira yardımındaki gelir miktarının artırılması sebebiyle daha fazla emekli kira yardımı alabilecek. Kendi evi olan emekliler veya çalışanlar da gelirlerinin az olması durumunda kira yardımından istifade edebilecekler. Kira yardımından kirada oturanlar faydalanabildiği gibi kendi evi olup da geliri az olanlar yararlanabiliyorlar. Kendi evi olanlara da masraf sübvansiyonu veriliyor. Şu anda Hartz-Fee sosyal yardımı yılbaşından itibaren de vatandaşlık ödeneği alanlar da kira yardımına müracaat edebilecek. Çalıştığı halde asgari ücretten daha fazla geliri olmasına rağmen yine de dar gelirli olanlar da kira yardımı alabiliyorlar. Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Her 4 hastaneden 3'ünün de hemşire açığını kapatmakta güçlük çektiği açıklandı. Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Alman Hastaneler Birliği'nce yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin %56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor. Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor. Raporda geçen yıl 14.400 olan hemşire açığının 20.600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının %20'lik artışla 9.500'e ulaştığı belirtildi. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerhard Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a yaptığı açıklamada, 2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor ifadesini kullandı. Covid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, artık sürpriz kapanışları kaldıramayız uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kutsal topraklara hasret kaldık. Pandemide kısıtlamaların kaldırıldığı ilk Aralık Umresi'nde ise yüz binlerce Müslüman kutsal topraklara akın etti. İslam Toplum Milli Görüş, Hac, Umre ve Seyahat Başkanlığı da bu sene çoğunluğunu gençlerin ve ailelerinin oluşturduğu binlerce Müslümanı Aralık Umresi kapsamında kutsal topraklarla buluşturdu. İGMG, Hac, Umre ve Seyahat Organizasyonu bu sene de Avrupa ve Kanada'dan binlerce Müslümanı Umre'ye götürdü. Kafileler havaalanlarında dualar eşliğinde yola çıktı. Kutsal topraklara hareket etmek üzere Köln kafilemizin umrecileri şu anda valizlerini veriyorlar. Sizlerin duasıyla inşallah bu yolculuğumuzu... Kafilelerin yolculuğu ilahiler ve dualar eşliğinde yapılırken kutsal topraklara ulaşan umreciler yine hurma, zemzem ve güllerle karşılandı. Oğlum Emre, bugün Umre'ye inşallah yolcu ediyoruz. Bana nasip olmadı, oğluma nasip oldu. Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun. En azından oğlum gidiyor. İnşallah bizlere de nasip olur. İman varsa her zaman imkanı da vardır inşallah. Umre için ilk önce Medine'ye gidilerek Peygamber Efendimiz ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edildi. Yılbaşındaysa Mekke'ye hareket edilerek, Kabe tavaf edilerek ziyaret edilecek. Bugün inşallah kendi evladım Umre'ye gidiyor, kutsal topraklara gidiyor. Bu yüzden çok gururluyum ve çok da mutluyum. Rabbim bana bugünler gösterdiği için ona gerçekten minnettarım Rabbime.
Bu arada Aralık Umresi'ne İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de katıldı. Allah'ın dualarımızı kabul edin. Amin. İGMG Hac Umre Başkanı Tahir Köksoy, Aralık Umresi'nde binlerce genç ve genç aileyle olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Köksoy, ilk kafilelerimiz 21 Aralık'ta yola çıktı. 25 ve 26 Aralık'ta da kafilelerin birçoğu hareket etti. Dönüşlerimiz de 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde olacak. Umrecilerimiz yeni yıla da Kabe'de girmiş olacak, dedi. Allah'a şükür olsun ki böyle bir şey bana nasip etti. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah sağ salim gidip geliriz inşallah. Çoğunluğunu gençlerin, genç ailelerin oluşturduğu umre seyahatinde İGMG Çocuk Kulübü de çocuklara hizmet veriyor, ailelere daha rahat bir umre imkanı sunuluyor. Kadınlar Teşkilatı günlük olarak kadınlara yönelik Mekke'de sohbet programları düzenlerken, Kadınlar Gençlik Teşkilatı da genç kızlara Mescid-i Nebevi sohbetleri, Gençlik Teşkilatı ise genç erkekler için sohbetler ve irşat programları düzenliyor. Evet, şimdi biz de kutsal topraklara uzanacağız. Karşımızda İslam Toplum Milli Görüş, Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy var. Bizi bekliyor kutsal topraklarda. Tahir Bey, sesim geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı günler Ferhan Bey. Mekke-i Mükerreme'den, Vahyin Merkezi'nden selamlıyorum. Başta Camiye TV olmak üzere bütün izleyicilerimizi bu güzel beldeden hem dualarla hem de selamlarla selamlamış olalım inşallah. Size ilk başta şunu sormak istiyorum. İGMG Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı olarak Aralık Umresi'ne nasıl hazırlandınız? Çünkü binlerce kişiyle birlikte şu an oradasınız ve orada hangi hizmetleri veriyorsunuz? Evet Ferhan Bey, ben de tekrar bütün kardeşlerimizi Vahyin Merkezi'nden selamlıyorum. Allah'a hamdolsun, biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık ve bu pandemi sürecinde bu güzel beldelere, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel beldesine birçok insan dünyada hasret kaldı, gidemedi, sıkıntılar olmuştu. Allah'a hamdolsun bu yıl itibariyle daha rahat bir şekilde ümre ibadetleri açıldı. Ve Allah'a hamdolsun Kanada'dan Avustralya'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanından ve ana vatanımız Türkiye olmak üzere binlerce ümrecimiz de şu anda değil, özellikle de Medine-i Münevvere ziyaretlerini birçoğu kardeşimiz gerçekleştirmiş bulunuyor. Tabii bizleri sevindiren özellikle Avrupa'da, tabii ki bunların altyapısını hazırlamak, eğitim seminerlerini gerçekleştirmek, bu hacılarımızı bu güzel beldelere neler yapılması lazım, buralarda hangi mesajlar alınması lazım diye altyapıyı hazırlayarak geldiğimizden dolayı 7'den 70'e kardeşlerimize en güzel şekilde hizmet etme gayreti içindeyiz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları, Hac ve Ümre Başkanlığı tabii ki bunu yarım asırdan fazla ettiği için çok ciddi tecrübeli hocaları, kafile başkanları, kadınlar teşkilatımız, gençlik teşkilatımız, çocuk kulübü hizmetleri ve yetişkinlere yönelik çok ciddi programlarımız var. Özellikle Aralık Ümresi Avrupa'da birçok kardeşimizin izin alabileceği dönem olduğundan dolayı da Allah'a hamdolsun binlerce gencimizin, yani yaş ortalaması 30 yaş altı olan %70 ümrecimizle beraberiz. Dolayısıyla onun dışında 300'e yakın 3 ile 10 yaş arası çocuklarımızı da aynı şekilde hem Medine-i Münevvere'de hem de Mekke-i Mükerreme'de çocuk kulübü hizmetlerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sağlık ekipleriyle ve bütün genel merkezdeki birimlerimizin hizmetleriyle buradayız. Allah'a hamdolsun çok güzel gelişler oldu. Zaman 2 gün içinde binlerce kardeşimizi Avrupa'nın birçok çeşitli noktalarından, havalimanlarından uçurduk. Türk Hava Yolları'yla geldiler, İstanbul bağlantılı gönderdik ve aynı şekilde de kutsal beldelere, hem Medine-i Münevvere'ye hem de Mekke-i Mükerreme'ye hamdolsun hiçbir kardeşimiz geride kalmadan ulaştırdık. Programlar başladı, çalışmalarımız başladı. Dış ziyaretler, iç ziyaretler gibi birçok programlarla bu gençlerimize, bu kardeşlerimize Vahyin Merkezi'nde alınması gereken mesajları verme gayreti içindeyiz. Tabii ki İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları'nın bir özelliği var. Sadece bir haç veya bir ümre yaptırmak değil, buradaki hizmetlerden kardeşlerimiz faydalanıp bazı bilgileri önemli ve ehemmiyetine binaen gittikleri yerlere de o güzel mesajları alıp döndükten sonra da dünyada hem de ahiretini bir şekilde düzene sokması için bu ibadetlerden istifade etmelerine gayret ediyoruz.
Tabii ki burada çok büyük emekler var, gayretler var ve çaba var. Burada kafile grup başkanlarımız, hanım görevlerimiz, bölgede bunların eğitimini veren bölge temsilcilerimiz ve aynı zamanda genel merkez hatiplerimiz ve çocuk kulübü hizmetleri de özellikle de gençlik teşkilatımızın birçok görevli kardeşimizle beraber buradayız. Onlar da abi kardeş projesiyle, bayan kardeşlerimize, abla kardeş projesiyle bütün gençlerimize adeta ulaşmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun bir haftasını neredeyse geride bıraktık. Şu ana kadar hiçbir kardeşimiz ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya değil. Özellikle de Suudi Arabistan'ın son dönemde geliştirdiği güzel projelerle, güzel hizmetlerle vizelerin daha çabuk alınması ve burada da gümrüklerden çok hızlı geçirilmesi işlerimizi, organizasyonumuzu adeta daha çok kolaylaştırdı ve kolaylaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Peki Tahir Bey, şunu da öğrenmek istiyoruz. Malum bir pandemi sürecini atlattık ve uzun süredir kutsal topraklara ziyaret olmuyordu. Uzun bir aradan sonra Beytullah'ı tavaf ve ziyaret etmek, Peygamber Efendimiz'i ziyaret ederek ona selam vermek, onun mescidinde namaz kılmak, özellikle tabii genç kafilelerle birlikte, hatta siz de vurgu yaptınız, çocuklar da yoğunlukta, ne anlam ifade etti sizin için? Ferhan Bey, tabii ki demin sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi bir 3 sene neredeyse bu beldelere dünyanın dört bir yanından kardeşlerimiz imkanı da olsa gelemediler. Dolayısıyla 2019 ümresinin neredeyse 2 kat Aralık ümresinde getirdiğimiz ümreci potansiyeliyle burada olmamız zaten bunun heyecanını, bunun aşkını, bunun hasretini göstermektedir. Dolayısıyla burada da özellikle genç kitlelerde, genç kardeşlerimizde, genç ailelerde ve bizimle bu sene Aralık ümresinde bulunan kardeşlerimizin Vahyin Merkezi Mekke-i Mükerreme'de karşıladığımızda, aynı zamanda Medine-i Münevvere'ye ilk adım attıklarınızda yüzlerinde o güzelliği, o hasreti, o sevgiyi, o heyecanı görmek, görmemek mümkün değil. Dolayısıyla onların heyecanı, onların duyguları, ki görevlerimiz onları zemzem ve hurmalarla, güllerle kapılarda karşıladıklarında, çocuklarımıza özellikle çocuk kulübümüzün hediyelerini verdiğinde o heyecanı yüzlerinde görüyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu heyecanla, bu aşkla, bu şekle en güzel ümre ibadetini tamamlayarak bütün kardeşlerimize salimen, valimen inşallah Rabbim geldikleri yurtlarına tekrar dönmeyi nasip etsin diyorum. Tabii Tahir Bey, sizi yakalamışken şunu da merak ediyoruz. Bunu konuda biz de çokça soru alıyoruz. Özellikle tabii umreyi yapıyoruz bu sene. Binlerce kişiyle birlikte kutsal topraklardayız. Peki hacla ilgili son durum nedir? Hacla ilgili bir gelişme var mı? Hazır kutsal topraklardayken sizden hacla ilgili de bir bilgi almak isteriz. Evet Ferhan Bey, biliyorsunuz hac organizasyonu 2022'de Avrupa, Avustralya, Kanada olmak üzere çok kısıtlı insanlar gidebildi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın şu anda olağanüstü bir çalışma yaptığını biliyoruz. Geçen seneki sıkıntıların inşallah 2023 hac organizasyonda olmayacağını şu an yetkililerle görüşerek görüyoruz. İnşallah hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz şimdiden Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından hac kayıtlarını rahatlıkça yapabilirler. İnşallah döndükten sonra güzel müjdelerle kardeşlerimizle bu haberi de paylaşacağız. Şu anda çalışmalar üzerinde duruyoruz. Görüşmelerimiz yetkililerle yapıyoruz. Ve Hac Bakanlığı'nda özellikle hacıların daha rahat bir şekilde gelmesi için, daha organizeli bir şekilde gelmeleri için ciddi çalışmalar içinde olduğunu yetkililerle görüştük, takip ediyoruz. Ben inanıyorum ki 2023 organizasyonu yıl dönümünde Hac organizasyonunda eski yıllarda olduğu gibi büyük kitlelerle dünyanın dört bir yanından hacıları ağırlayacağız, ağırlanacak ve inşallah burada en güzel şekilde hizmetler yapmış olacağız diye ümit ediyorum. Evet Tahir Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bu da çok önemli bir bilgiydi. Bununla ilgili tabii bu haberi bekleyen de yüz binlerce insan var. Bunu bir müjde olarak da kabul edebiliriz. Bu bilgiyi de bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca tabii kutsal topraklardan çok önemli bilgiler verdiniz. Yine çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar bütün bizi izleyen kardeşlerimizin kısa bir zamanda da bu güzel beldelere ulaşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İslam Toplumu Milli Görüş Hac ve Ümre Başkanlığı olarak bizi tercih eden dünyanın dört bir yanından ümre ibadeti için adeta koşa koşa gelen kardeşlerimize canı gönülden sizlerin huzurundan da teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah rızasına uygun hizmetler yapıp
bizlere de dönmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum Ferhan Bey. Çok sağ olun Tahir Bey. Evet, bu canlı bağlantıyla bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Kutsal topraklara uzandık ve oradan Tahir Köksoy çok önemli bilgileri bizimle paylaşmış oldu. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yarına dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.